Merhaba arkadaşlar, This War of Mine'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen gece kiliseye gitmiştik. Gayet de bir şey bulduk oradan açıkçası. Onun dışında bu gece de büyük ihtimal yine giderim kiliseye. Şimdi Boris çok aç. Boris konserve yesin bir tane. Pavle'yi de dünden kalan çorbayı yedirelim. Ondan sonra Pavle uyusun. Boris'i de birazcık çalıştıralım bugün. Şimdi içerisi 14 derece. Çok hasta olacaklarını düşünmüyorum açıkçası. Hani gerçi elimde şey varsa atayım bir tane daha yakıt. Varmış 3 tane. Şimdi bir tane yakıt koyalım. Ondan sonra bir haberlere bakalım. Artık çok da yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Bu saatten sonra da yeni bir şey kurmak istemiyorum açıkçası. Yeni Babel olacağını çok zannetmem ama. Sevinçle belirtelim ki havalar artık açacak. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının daha da yükselmesi bekleniyor. Bu Pogaren halkını biraz olsun rahatlatacaktır diyor. Bu da ne demek? Artık kış bitti yani. Pogaren'de sigara ve tütün bulmak yeniden mümkün hale geldi. Nasıl olduğunu kimse bilmiyor ama söylentiler, kaçakçılar, silahlı kuvvetler mensupları ya da dışarıdan gelen yardım paketleriyle girmiş olabileceği yönde. İyiymiş. Ha, bu dünkü haber zaten. Tamamdır. Yani bizim için önemli olan havanın ısıyacak olması. Onun dışında suyumuz kaç tane var? 23 tane var. Bir tane daha filtre yapalım. Ondan sonra filtre yapalım. Daha sonra da günü bitiririz zaten. Yani biraz daha artık hızlı ilerlemek istiyorum. Çünkü bayağı bölüm oldu. Bu arada kaçıncı bölümü çekiyorum hiçbir fikrim yok şu an. Ama büyük ihtimalle 14-15 falandır. Bu arada This War of Mine en uzun çektiğim seri olacak herhalde. Şu ana kadar tabii ki de. Fakat This War of Mine bitince ne oynayacağım? Şu an onu düşünmeye başladım kara kara. Gerçi elimde bir tane oyun var. Büyük ihtimal onu çekeceğim. Ben oynarken bayağı zevk aldım. Siz de umarım beğenirsiniz. Ama önce tabii This War of Mine bitince başlarım ona. Ve Firewatch ya da hangisi erken biterse. Ki büyük ihtimal Firewatch önce bitecek. Bu arada ben Firewatch'u bitirdim çekmeyi ama daha videolarını koymadım. Şimdi içerisi 17 derece süper. Boris de yatsın. Ondan sonra günü de bitirebiliriz bence. O şey kalktı. Boris kalktı. Ben bir şeye bakmak istiyorum. Şu silah atölyesini geliştirsem ne kadara mal olur bana? 40 bileşen 20 odun. Of, çok şey istiyor abi ya. Gerçi çok bileşen de harcamıyorum ama. Şimdi bir tane de şey istiyor. Karıştırıcı istiyor. Hadi yükseltelim. Nasılsa hava artık sıcaklayacak. O yüzden çok oduna ihtiyacım kalmadı. O yüzden bizim için çok sıkıntı olmayacaktır. Bileşen falan da bulurum herhalde diye düşünüyorum. Hadi yap bakalım. Baya geç kaldım bunun için biliyorum. Neredeyse oyun bitecek ama dediğim gibi hani kış gününde de çok harcamak istemedim materyallerimi. Yani elimdeki malzemeleri harcamak istemedim. Şimdi ekstra ne yapabileceğiz onu merak ediyorum. Hemen bir bakalım. Yelek yapabiliriz. Miğfer yapabiliriz.
Cephane de yapabiliyoruz. Oo, abi keşke daha önceden yapsaymışım. Gerçekten şu an pişmanım. Şu an pişmanım çünkü cephaneye bayağı ihtiyacım olmuştu. Gerçi şu an ihtiyacım olur mu bilmiyorum ama. Şu an gerçekten pişman oldum. Keşke daha önceden yükseltseymişim diye. Çünkü dediğim gibi gördüğünüz gibi bayağı mermi harcamıştık geceleri. Şimdi Boris nöbette dursun. Parla yağmaya çıksın. Burna da nöbette dursun. Yine kiliseye gideceğim. Hazırlanalım. Şimdi ne alalım yanımıza? Bunu alalım. Maymuncuk da alalım iki tane. Ne olur ne olmaz hiçbir fikrim yok. Onun dışında yağmaya gidebiliriz. Bence bu arada bir bakalım şunlara da tamam. Son bir kontrol edeyim de ne olur ne olmaz. Yağmaya gidelim. Yine o kalan yerlere bakacağım. Artık ne bulursam birleşen falan. Şimdi şurada bir hızlı ilerleyelim. Dün ilk de açmışım şu kapıyı. Yukarı çıkmamıza gerek kalmadı. Böylece şimdi biraz daha sessiz ilerleyelim. Burada ne olur ne olmaz. Bu arada küreyi yanıma aldım ama ne kadar şey kaldı onu da bilmiyorum. Umarım kırılmaz kazarken. Bu arada oyunun başında yaptığım kürek hala onu kullanıyorum. 30 gündür falan bu küreyi kullanıyorum. Ya 3. ya 4. gün bilmiyorum yaptım bu küreyi. Hala kullanıyorum. Ne bulursak alalım. Umarım şurada güzel bir şeyler vardır. O kadar kazıyoruz burayı. Tamamdır. Şimdi bir de yukarı çıkalım. O dünkü adam burada mı? Hiçbir fikrim yok ama buradaysa da umurumda değil açıkçası ve yukarıda büyük ihtimal. Şimdi burada alacak bir şey kalmadı. Burada da alacak bir şey var mı? Bir bakalım. Yok. Yukarı çıkalım bir. Şuraya bir bakmak istiyorum. Çok da açıkçası fazla bir şey çıkmadı ama yine de hiç yoktan iyidir yani. Aslında buraya şeyde gelmek lazım ama nasıl desem ilk günlerde gelmek lazım buraya. O zaman belki daha çok işime yarardı. Şimdi yukarı çıksam şu adam bana bir şey yapar mı? Merhaba, benden korkma sadece etrafta bakınıyorum diye. Tamamdır. Problem yok. Şimdi şu sigaraları alalım şuradaki. Boris de zaten burnu içer hepsini. Bırakmazlar yarına. Hani takas için almıyorum. Sırf onları düşündüğümden alıyorum. Ama tabii daha güzel şeyler bulsaydım bırakırdım sigaraları. Onun dışında bir de şu alttaki yerleri kazalım istiyorum. Bu arada küreğin şeyi bayağı azalmış. Artık nasıl desem sağlamlığı diyeyim. Şimdi şuradan bir aşağı inelim. Saatte 1'e geliyor. Yetişiriz büyük ihtimal. Şuradan aşağı inelim. Bu arada olmazsa yarın yeni bir kürek yapayım ben. Dün testleri yapmayı unutmuşum. Gerçi testleri yapsam da en azından şurayı kazmak zorunda kalacaktım. O iyiymiş. Oha şu tipe gel. Sen de kimsin diyor. Abi birini çağırıyor. Abi. Abi bir saniye.
Birileri mi gelecek? Abi çıkışa koş. Çıkışa koş. Abi alt tarafı kürekle şey yapıyorum yani. Gerçi bunların elinde silah yok. Büyük ihtimal şey yapacaklardı. Hani yumruk falan atarlardı bize de. Birini daha öldürmeye ya da yaralamaya hiç niyetim yok açıkçası. Hazır oyunun bu kadar sonuna yaklaşmışız. Neyse yarın yine gelirim diyeceğim de gelir miyim bilmiyorum yarın. Çünkü çok bir şey kalmadı kilisede. Diğer kısımda da insanlar yaşıyor. Eğer oraya girersem direkt hepsi üstüme atlayacaklar. O riske de girer miyim bilmiyorum açıkçası. Şimdi umarım soyunmamışızdır. Gece sakindi, süper. Şimdi Pavle yatsın. Bruno bir yakıtımız varsa 2-3 bir şey koysun şuraya. Boris de uyusun. Bruno da bir konserve yesin. Bu arada sebzimiz bayağı azaldı. Eğer takasçı bugün de gelmezse bu akşam şehir meydanına gidip takas karşılığı bir sebze falan alabilirim. Tabii ne vereceğim onun yerine? Büyük ihtimal içki falan veririm. Tabii ne kadar yerse o da. Onun dışında şimdi bir radyo bakalım. Yeni bir haber var mı? Yeni bir haber yok. Bu arada şu biyografileri bir okuyalım. Affedersiniz arkadaşlar. Kesmem gerekti videoyu. Her zamanki gibi. Bunu çok yapıyorum biliyorum ama özür dilerim. Şimdi şu biyografiyi okuyalım. Çok geçti. Kuşatma başlamıştı. Her şeyimiz kesilmişti. Oturduğum yere giden bütün araçlar iptal edilmişti. Ve aynı zamanda arkadaşımla ilgili bir şeyler yapmak için de çok geçti. Onu yanlış düşüncelere yöneltmeden önce bunların hepsini düşünmeliydim. Muhtemelen asla öğrenemeyeceğim. Başıma daha kötüsünü... Muhtemelen asla öğrenemeyeceğim. Öğrenemeyeceğim. Başıma daha kötüsünün gelmesinden korkuyorum. İşte bu savaş anındaki karakterlerin yaşadıkları olayları da anlatıyor. Yani geçmişe yönelik anılarında. Bu arada takasçıdan bahsetmiş ya, takasçı geldi. Bu nasıl oldu diye soracaksınız şimdi. Ben oyunu kapatmak zorunda kaldım. Acil bir işim çıktı. O yüzden oyunu tekrar açtım. Fakat 34. günün başından geri başlamış oldum. Zaten çok bir şey yoktu. Karakterleri yatırdım. Yine Bruno'ya yemek yedirdim falan. Çok bir şey olmadı yani. O yüzden. Şimdi. Adamın elinde bayağı malzeme var. Ben bir sebze alacağım kesinlikle. Onun dışında şimdi. Şu içkilerimizi verelim. Başka ne alabiliriz? Bir yemeklerimize bakalım. 4 tane konservemiz var. 8 tane etimiz var. Suyumuz kaç tane var? 27 tane. İyidir. Su içinde bir sıkıntımız yok. Onun dışında ilacımız falan da var zaten. Ben şu etleri bir alsam. Onun dışında bir yakıt alsam çok iyi olur aslında. Birkaç tane. Bunun karşılığında ne verebilirim? Şunu verelim. Gübre vereyim. Gübre. Oo, tamam dedi. Onun dışında ekstra bir şey alabiliyor muyum? Bence güzel bir anlaşma yaptık. Şimdi tekrardan bakalım. Şimdi bizim şekere ihtiyacımız var bu arada, içki yapabilmemiz için. Çünkü şeker bulamıyorum etrafta nedense. Gerçi de son günlerde de yağmaya çok çıkmadık. O yüzden de bulamadık aslında ama gittiğimiz yerlerde de yoktu şeker çok. Bu son günler için konuşuyorum. Sigara mı versem? Şu an ya da bir şey vereyim ya, sargı bezi falan mı versem? Şimdi bak, sargı bezi veririm ben. Sonra şey olur kesin. Birisi yaralanır, bir şey olur falan. Onlar da korkuyorum açıkçası ama şu şeyden, baruttan falan belki mermi yapabilirim. O yüzden onları çok vermek istemiyorum. Şu
Şu ilaç malzemesini verelim iki tane. Onun dışında da zaten ekstra alabileceğim bir şey. Tahta veriyor. Başka ne koparabiliriz bundan? Oo, yok. Yemedi bunu. Bunu da yemedi. Tamamdır bence. Bu kadar yeter. Haydi gidebilirsin. Bu arada işte ben oyunu tekrar açtığım için nasıl desem, normalde önceki oynadığımda yani az önce takasçı gelmemişti. Şu an takasçı geldi. Bu da işte oyunun ne kadar random olduğunu gösteriyor yani. Oyunda gerçekten bir gün bir günü tutmuyor yani. Şimdi burnu yatıralım. Boris kalktı. İçerisi 18 santigrat derece. Ve biz bir tane içki yapalım. Evet, yapabiliyoruz. Ve bugün ise dışarıdan sesleri duyuyorsanız, bugün ise çığlık çığlığa bağıran çocuklarımız var dışarıda. Ondan önceki gün motorcuydu ama Allah var bugün çok motor sesi duymadım yani 2-3 kere falan, hani artık normal benim için tabii ki de. Onun dışında bugün çocuklarımız var. Aslında çocukların olması sebebi de ben şu an akşam 7.30-8 gibi falan çekiyorum bu videoyu. Ve bu saatlere tam böyle dışarı çıkma saati olduğu için. Aslında gecenin bir yarısı çekmem lazım da işte. Olmuyor, böyle dizi izlemeye falan dalıyorum, böyle hiç üşeniyorum acayip. Bu arada ben niye yukarı çıkarttım karakteri hiçbir fikrim yok şu an konuşurken. Allah'ım. Her neyse. Bence tamamdır, bitirebiliriz bugün de. Ama bir şeye bakayım önce bir saniye. Şu atölyeye bir bakalım. Ne yapabiliriz diye. Bu arada şu metal atölyesini yükselttiğimiz için de malzememiz azaldı. O yüzden gördüğünüz üzere bileşenimiz yok. Daha doğrusu çoğu şeyi yapamaz duruma geldik. Ama neyse ki kışı atlattık. O da bir şeydir. Suç oranı da azaldı. Artık her akşam saldırıya da uğramıyoruz. Kürek yapsam mı diye düşündüm de neyse kalsın. Şimdi Boris nöbette her zamanki gibi bunun nöbette. Pavle ile nereye gideceğiz ama abi? Açıkçası farklı yerlere gitmek istiyorum. Gerçekten farklı yerlere gitmek istiyorum. Hiç gitmediğim bir yere gitmek istiyorum. Fakat gitmediğim yerler hep tehlikeli bölgeler. Hani tehlikeli bölge demek bizi bir gördüklerinde direkt silahlı sıkmaları demek. Hani büyük ihtimalle hiçbir şey yapamayacağım yerler. O yüzden çok şey değilim. İstemiyorum. Gitmek istemiyorum. Fakat bir cesaret gösterip tekrardan kiliseye gideceğim. Dün gece hatırlarsanız kilisede şey olmuştu. Bizi fark etmişlerdi. Fakat bu sefer çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Yani sıkıntı olsa da yine kaçarım diğer taraftan. O kürekle kazılacak yerleri kazıp oralarda neler var ki güzel malzemeler olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü testere demir parmaklıklarla o yığının arasına koymuşlar onları. Büyük ihtimal iyi şeyler vardır orada. En azından bileşen falan bir şeyler vardır. En azından onları alayım diyorum. Zaten şu aşağı inemeyiz de şu kısımlara falan hiç giremeyiz. Şu adam da takasçıymış. Şu sola işte hiç giremeyiz burada. Aslında şurada gördüğünüz üzere bir tane şey var. Buzdolabı var. Fakat o da büyük ihtimal şeydir. Özel mülktür. Yani çalmış sayılırız oradan bir şey alırsak. Ki oradan bir şey almamız için de bayağı çoğu insanı öldürmemiz falan gerekir herhalde. Gerçi bunların silahı yok fark ettiğim kadarıyla. Fakat yumruk yumruğa işte. Kapışırız herhalde. Şimdi gördüğünüz üzere şurası var. Yarım kalmıştı. Burayı kürek kırılmadan açabilirsek süper olur. Aha geldi yine ya, Allah'ın cezası. Aha geliyor. Abi dur, ben alacağım şunların hepsini. Bir saniye. Abi alt tarafı şey ya, birleşen çıktı yani. Ah. Allah'ım ya Rabbim. Oh, niye diğer o taraftan kaçıyorsun?
Hayır abi, hayır abi gel. Gel 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 gel. Gel. Gel buradan. Buradan. Ah Pavla, öldüreceğim beni. Oha, nereye gidiyor lan? Pavli diğer taraftan gitmek istedi de. Bu arada herhalde adama bıçak mı sokabiliyordum bilmiyorum. Bir şeyler yapabiliyordum da hiç gerek yok. Çünkü birini öldürdükleri zaman da acayip depresyona giriyorlar karakterler. Hani haklı durumda olsalar bile. Maalesef oyunun mantığı böyle. Tabii her karakter için de değişiyordur büyük ihtimal bu durum da. Pavle kesin depresyona girerdi. O yüzden hiç kavgadan uzak durmak en iyisi bu oyun için. Ve umarım yara almamıştır. Pavle çok dikkat etmedim ama. Neyse, en azından şeyle işim bitti. Kiliseyle işim bitti. Ve bu arada gece sakindi diyor. Çok iyi. Bruno. Neredesin Bruno? Bize bir yemek yap. Yani Boris'le şeye yemek yap. Pavle'ye yemek yap. Bu arada Boris de şeye baksın, radyoya. Neler var? Yeni haber. Artık savaş bitiyor falan desinler de yani. Pogoren harabesinde kıtlık ve hastalık hüküm sürüyor. Gıda ve temizlik malzemelerinin ve tıbbi malzemelerin yokluğunda ölü sayısı hızla artıyor diyor. Onun dışında yeni bir haber. Havalar açacak falan. Aynı haber. Çok ekstra bir şey yok. 35. gündeyiz. 10 güne biter bu oyun diye düşünüyorum. Yani 10 güne savaşın sonuna geliriz büyük ihtimal. Tabi belli de olmaz ama. Şimdi Bruno yatsın. Boris yesin yemeğini, sonra Pavli'ye de yedirelim yemek. Şimdi Boris çalıştıralım biraz. Yine bir içki yapalım takasa karşı. Onun dışında şuraya bir tane yakıt koyalım. İçerisi 14 derece. Gerçi sıcak mı oluyor 14 derece bilmiyorum ama şuradaki termometre buzul bir şekilde olduğu için herhalde soğuktur diye düşünüyorum. Aslında her gün aynı şeyleri yapıyoruz. Biraz sizin için izlemesi sıkıcı olabilir ama ben oynarken açıkçası sıkılmıyorum. Bu oyunu yaklaşık bir 20 küsur saattir oynuyorum. Oynadım ve oynuyorum. O yüzden artık alıştım yani. Ki hala bilmediğim şeyler var ama oyunda. Büyük ihtimal gitmediğim yerler de vardır. Şimdi ne kadar eşyamız var ona da bir bakalım. Bu arada su yapalım biz bugün. Onun için bir tane filtre üretmemiz gerek. 20 tane bileşen 30 tane odun var. 2 tane de şekerimiz kaldı. Maalesef. Şimdi o biri geldi kapıya. Güzel. Filtre yapalım. Size bir şey vereceğim, açın şu kapıyı. O yemek falan mı vereceksin? Umarım öyledir. Şimdi önce şunlarla bir konuşalım. Yoksa yine kaçıp giderler falan. Hazır yemekten de oluruz. Bu arada yemek mi verecekler hiçbir fikrim yok ama. Ama yine de gerçekten cesaret isteyen bir iş. Hani komşuna yardım ediyorsun, o kadar dışarı çıkmak bile tehlikeliyken, hele ki gündüz vakti. Herkesin seni görebilir yani, gece dışarı çıkmak kesinlikle daha bence güvenli. En azından görülme şansın daha az. Durumumuzun nasıl olduğunu görmeye, durumunuzun herhalde nasıl olduğunu görmeye ve yardımınız için teşekkür etmeye geldik. Kendi güçlendirilmiş sığınağımızda uyumak daha güvenli hissettiriyor. Özellikle birkaç komşu evi topçu atışı ile yıkıldıktan sonra bu şişeyi özel durumlar için saklıyorduk ama kendi aramızda konuştuk ve saklamak yerine size vermeye karar verdik. Nedir bu? Onu çözemedim ama çok sağ ol. Arada bir bizi düşün diyor. Mesela ben bu tarz bir şey olduğunda karakterlerin mutlu olmasını isterdim yani. Fakat öyle bir şey yok maalesef. Bu karakterler hiç mutlu olmuyorlar yalnız. Şimdi su yapsın. Bu arada bize ne vermişler? Ben ona bir bakayım. Bu saf alkol.
Safarkol vermişler herhalde, bilmiyorum. Ben Safarkol'ü gerçi takasta kullanmadım ama, ya da içki vermiş de olabilirler. Hani çünkü iki tane mi içkim vardı, tam emin değilim. Bunu da bilmiyorum, ya içki ya Safarkol, ikisinden birini vermişler ama içki verdiler büyük ihtimal. Çünkü ben iki tane, bununla birlikte iki tane içki yapmış olacaktım. Bunlar da verdi, üç tane oldu şu an. Çünkü Safarkol'ü vermedim. Takas için kullanmadım yani. Onun dışında içerisi 17 derece. Diğerleri uyuyor. Çok da yapacak bir şey kalmadı bu saatten sonra. Boris uyusun. Bruno bir bakalım atölyeye. Bir şey yapabiliyor muyuz? Gerçi bu saatten sonra da işte çok bir şey yapmaya da gerek yok bence. Şuradan içkiyi de alalım. Ve günü bitirebiliriz bence. Şimdi bu geceleri nereye gideceğim? Gerçekten büyük bir soru işareti benim için. Bruno yine nöbette duracak. Pavle yağmaya çıkacak. Boris de nöbette duracak. Fakat Pavle nereye gidecek? Küçük apartman binası tehlike. Bombalanmış okulda zaten bir şey kalmadı. Askeriyüz. Takas diyor. Geç. Otel zaten gitmiştim. Eskişehir. Sessiz ev. İnşaat alanı. Gerçekten bilmiyorum. Hani gitmek, hiç de gitmediğim bir yere gitmek istiyorum. Ki öyle de yapacağım. Fakat hangisini seçsem hiçbir fikrim yok. Yıkılmış villa diyor. Zengin bir mahalledeki eski bir villa. Askerden kaçanlar tarafından mesken tutulduğu söyleniyor. Yabancılara karşı şüpheci olabilirler ama fakat bir sürü yiyecek stokları vardır diyor. Şu askeri üste hiç gitmeyeceğim zaten. İnşaat alanına mı gitsem acaba? Şu bir şey diyor. Gerçi keskin nişancılar için kusursuz bir gözetleme noktası diyor. Hani ki yürüyeceksin pat vuruldun keskin nişancı sniper vurdu falan. Neyse gözüm korktu açıkçası. Hemen karar veriyorum. Küçük apartman binasına gitmeyeceğim. İçeri yok şeye gidelim ya. Yıkılmış villaya gidelim hadi. Şunları alalım. Umarım ölmem. Allah'ım yalvarıyorum ölmeyin. Lütfen. Yani elim boşta dönebilirim hiç sıkıntı yok ama ölmeyeyim yani. Bu arada şey aklıma geldi. Marco'nun öldüğü yerde nerede ölmüştü hatırlamıyorum ama orada bir şey vardı. Çok tehlikeli olabilir. Kaçaklar disiplinli askerler değillerdir. Çok hoş, çok güzel. Ben şöyle bir mekanı taramak istiyorum. Evet, kapı sesi duydunuz. İçeride birileri var. Ve bir tane daha kapı sesi. Oha, girişti mi adam? Oha. Herif şurada bu. Herif şurada takılıyor şu an. Orada Marco'nun öldüğü yerde demir sesleriyle açılabilecek bir yer vardı. Hani oraya da gidebilirim açıkçası fakat yine de dediğim gibi tehlikeli. Hani şu an bunu yapmamın sebebi normalde her şeyim var. Evde durabilirim. Neden ben bunu yapıyorum? Sırf siz sıkılmayın diye. Yoksa bütün günleri üst üste geçerim. Gayet rahat bir şekilde oyunu bitirebilirim yani. Hani sırf aksiyon olsun diye oyunda yapıyorum şu an bunu. Yukarı kata mı çıksam oha adam geliyor. Biri kapıyı mı kullandı yahu? Abo var ya öldüm oldu ben. Yukarıda biri yoktur herhalde.
Ben şu an çok yanlış bir şey yaptım. Şu an çok pişmanım. Gerçekten çok pişmanım. Ama şurayı açabilirim en azından. Bu arada hep özel mülk bütün mallar. Hiç kimseye bağlı bir şey yok. Yine de bakalım da. Yani çalmak istemiyorum çünkü. Bu özel mülk yazmıyor gerçi üstünde. Alırım abi hiç. Üstünde özel mülk yazmıyor. Oo, al abi hepsini. Tamamdır. Bence çıkabiliriz. Bana yeter bu kadar aksiyon. Şuraya da bakalım. Çok da bir şey yokmuş. Şu adam şuradan gelir mi? Şu an direkt çıkışa koşmak istiyorum var ya, çok pis istiyorum hem de. Şu an büyüteyim de bekleme. Gerçi en fazla bu kadar büyüyor. Ben güzel yarayı bence soydum yani. Daha fazlasını yapmak için de göt ister. Bende yok o göt. Üzgünüm yani. Koş abi koş. Koş. Evet. Umarım üzülmez. Çünkü özel mülk yazmıyordu üstünde. Hani çalmış gibi olmayız umarım. Gerçi hani kaçakçılardan çaldık hani. Bilmiyorum. Çok da üzülmemeliyiz bence ama. Ve 36. gün. Savaş hala bitmedi. Umarım gece sakin geçmiştir. Soyulduk. Pavle erzak arıyordu. Getirdi. Biri bizi soymaya çalıştı. Hepimiz silahlıydık. Kimse yaralanmamış. Bir tane de mermi harcamışız. Süperdir. Bu arada bölümün de sonuna gelelim yavaş yavaş. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu arada bölümü birden kesmiş gibi oldum. Haklısınız. Özür diliyorum. This War of Mine'in diğer bölümünde görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize iyi oyunlar diliyorum.